Oklahoma'daki Gilcrease Müzesi'ndeyiz ve Ruthie Blaylock Johnson yaptığı bir tabloya bakıyoruz. Bu tablo, sanatçının yaşamı boyunca bir eğitmen olma ve Amerikan yerlilerinin dini ortamında büyüme gerçeğiyle birebir örtüşüyor. Johnson tablolarında günlük yaşamın sessiz alanları gözlemlenir. Kendisi özellikle Kuzeydoğu Oklahoma'daki yerli Amerikan topluluklarını tasvir eder. Tek figürler onun tablolarında oldukça yaygındır. Sahne yakındır, çok fazla bağlam yoktur. Bu tabloda yerde oturan bir kadın var. Kızıl derili çadırı da denen bir tipi'nin uzak bir köşesinde oturuyor. Bu çadır Kızıl Derili Kilisesi'ne ait. Kilise derken bina gibi değil, bir kurum olarak kiliseyi kastediyorum. Kadın çeşitli renklerde yorganların üstünde oturmuş. Kızılderili Kilisesi'ne ait olan pek çok obje tutuyor ya da bunları giyinmiş. Sol elinde tüylerden yapılma bir yelpaze var. Tutma bölümünde ise Macav papağanının tüyleri var. Ayrıca güderiden uzun bir püskül de mevcut. Kadın omuzlarına mavi ipekten bir şal atmış. Kırmızı ipek püsküller gerçekten çok ince ve hoş. Sanatçı burada guaj boyanın avantajlarından faydalanmış. Süslemelerin olmadığı bir arka plan var. Önde ise doygun ve canlı renkler. 20. yüzyılın başlarında bu düz boyama tekniği sıkça kullanılırdı. Arka planlar hep boş olurdu. Bu üslubu dönüştürenlerse Dick West'in yönetimi altındaki Bacon Akademisi'nin üyeleri oldu. Jones da bu akademide eğitim görmüştü. O yüzden ilk bakışta dikkat çeken bu estetik unsuru kendi tablolarında kullandı. Detaylara da epey özen gösterdi. Şaldan sarkan muazzam kırmızı renkli püsküller hayranlık verici. Her bir püskül tanesini kadının omuzlarına değerken ya da sarkarken görüyoruz. Kadının her bir saç teli de detaylıca çizilmiş. Kırmızı püskülleri takiben renkli yorganlar göze çarpıyor. Bunlara ticaret yorganları diyorlar. Sol tarafta Pendleton üslubunda bir yorgan var. Muhtemelen malzemesi yün. Sağda ise canlı ateş renklerini görüyoruz. Dış kısımlar mavi, iç kısımlarsa turuncu, kırmızı ve siyah. Kumaşın dokusunu adeta hissedebiliyoruz. Bu tablo genel anlamıyla detaylar düşünülerek çizilmiş ancak kadının tuttuğu yelpaze yüzünü kapatıyor. Elbette sanatçı bunu kasten yapmış. Johnson eserlerinde yerlilerin yaşamından, törelerinden, danslarından kesitler verilir ve burada dikkatlice bir denge kurulur. Ancak bu öğeler yerlilerin hayatını bilmeyenler için pek bir şey ifade etmeyebilir. Sanatçı belirli kişileri resmetmez. Buradaki figürün kullandığı yelpaze, küpeleri, şalı da herkesin kullanabileceği türden. Bunlar, Kızılderili Kilisesi'ne mensup herhangi bir kadının sahip olabileceği eşyalar. Kızılderili Kilisesi'nde yapılan törenlerle ilgili bir başka öğe de buradaki fincan. Bu fincan, dökme demirden veya tenekeden yapılmış. Kızılderili Kilisesi'nde yapılan törenlerde kadınlar genelde ateş etrafında toplanan uygulayıcılara yani ibadet edenlere yemek ve su ikram ederler. Kadın şu anda sorumluluğunu yerine getirmek için sırasını bekliyor. Sanatçı küçükken Shawnee'lerin törenlerinin yapıldığı çadırların dışında oturduğunu hatırlıyor. Belli ki bu canlı etkinliklerden anılar hafızasında yer etmiş. Sanat eserlerinde tasvir ettiği sahneler kendi hayatından. Jones, Kızılderili Kilisesi'nde yapılan törenlere farklı bir açıdan yaklaşıyor. Bize kadınların rolüne dair sahneler gösteriyor. Bu durum bazı yerli sanatçılarla kıyaslandığında çok farklı. Örneğin Woody Crambo törenleri çadırın içindeyken gösterir. Tören ateşi ve yapılan ibadetler, ateş etrafında oturan kimseler göz önündedir hep. Johnson ise bize çadırın belli bir kısmını gösterdiğini görüyoruz. Törenden uzakta. Onun sadece bir köşesindeyiz. İzleyicilerin neyi görmesi ona göre uygunsa onu resmetmiş. 19. yüzyılın sonlarına doğru Kızılderili Kilisesi yerli kabilelerin topraklarına katıldı. Bu kilisenin öğretileri farklı manevi geleneklerin bir birleşimiydi.
Bu kiliseye mensup olan yerliler peyote kaktüsü kullanımıyla bilinir. 20. yüzyıla gelindiğinde peyotenin törenlerde kullanılması Amerika'da yasaklanınca pek çok kilise mensubu törenlerini gizli gizli yapmaya başladı. Artık peyote kullanımı yasak değil ancak Kızılderili Kilisesi ile özdeşleştirilen pek çok gelenek, imge ve tasvir geçmişteki bu yasaklamalar sebebiyle halen kontrol edilir. Jones, Kızılderili Kilisesi ile ilgili insanların kafasındaki yanlış anlaşılmaları gidermeye çalışır. Buna da pek çok izleyiciye yönelik yaptığı sanat yoluyla ulaşmak ister. Kendisi böylece hem insanları bilgilendirmiş hem de yeni nesil sanatçılara ilham vermiş olur. Kendisi 1979'da Bacon Akademisi'nde sanat direktörü oldu. O yüzden hem eğitimci hem sanatçıdır.